Saygıdeğer Divan Başkanlık Kurulu, saygıdeğer Genel Kurul üyeleri, 120 yıllık Beşiktaş, Balkan Savaşları'nda, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'mızda sporcularını şehit vermiştir. Armamızdaki Ay Yıldız, milli mücadelede sporcularını kaybeden Beşiktaş'ın hak edilmiş bir onurudur. Ülkemizin göz bebeğidir Beşiktaş. Değerli Beşiktaşlar, bu olağanüstü seçime kadar çok zaman kaybettik. 22 Ağustos'ta Beşiktaş'ın kaybedecek bir gün bile yoktur dedik. 6 Ekim'den bu yana çok zaman kaybettik. Serdar kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet, biraz geç çıktı. Olabilir. Biz hazırlanıyoruz dedik ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana biraz önce 20 senedir nerede dedi. Sanırım iyi hazırlamamış yazıyı yazanlar, benim formam orada duruyor. Oradaki müzede benim ay yıldızlı formam duruyor. Biz kimseden icazet almadık. Ben yola çıkarken divan kurulunda ne demiştim hatırlıyor musunuz? Ben buradayım demiştim. Ben buradayım. Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız dediler. Bu ne demek? Burada Hasan Arat varken, burada efsane sporcularımız Samet Aybaba, Feyyaz Uçar varken, İş insanlarımız ve sizler varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı? Siz kimi İbra'da alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz? Değerli Beşiktaşlar, bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Bugün kendi iradenizle bir devri tamamen sonlandırabilirsiniz. Bugün Beşiktaşlıların yöneteceği yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Beşiktaş benim de sporculuk yaptığım dönemlerde sıkıntılı dönemler geçirdi. Samet Kaptan'la aynı mahallede Abbas Ağa'da otururduk. Zor günlerdi bunlar. Ama arkasından onursal başkanımız Süleyman Seba geldi. Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen, futbolda rekorlar kıran Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlar yönetecek. Ne dedik biliyor musunuz? 12.8.2023'te Seva'nın ölüm yıl dönümünde Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz dedik. Süleyman abinin evi Kayyum'da. Yönetim kuruluyla birlikte o evi alacağız ve Süleyman Seba Müzesi yapacağız. Süleyman abi evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar yönetecek. Samet Aybaba yönetecek. Altyapıya Başkan Yardımcımız Hüseyin Yücel 10 milyon euro tahsis etti. Samet Aybaba'nın emrine verdi. Kendisi Şanökten tesislerini yapıp kulübümüze hediye edecek. Şanökten yıkılırken siz buradaydınız. Beşiktaş spor okulları Almanya ve yurdumuzda her yere yayılacak. Derneklerimizle koordine olarak yeni bir Beşiktaş sistemi kurulacak.
Finansman modelimiz hazır. Doktor Cüneyt Sezgin, divan kurulu üyesi, kardeşi istifa etti. Anlayışa bakın. Denetleme kurulundan kardeşi istifa etti. Sicil kurulundaki arkadaşlar bize SMS yollamaya devam ediyor. Beşiktaş değişecek. Beşiktaş'ı yaşayan insanlar var burada. Akatlar hazır. Mimar Çağlayan Tugal burada. İletişim hazır. Profesör Doktor Işıl Zeybek burada. Biz yetkiyi bilenlere vereceğiz. Öyle mikrofona her isteyen çıkıp konuşamayacak. Beşiktaş değişecek artık. Kartal yuvaları hazır. Tekstilin içinden gelmiş Yalçın Ayaydın kartal yuvalarının başına geçecek. Burada iki tane yiğit var. Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF'nin icabına bakacak, merak etmeyin. Avukat Altın Mimir Hukukçular Kurulu'nu kuracak. Bütün hocalarımız birlikte Beşiktaş'ın, taraftarın hakkınız koruyacak. Gençler, hayal kurun, hayal kurun. 6 tane divan kurulu üyemiz var. Beşiktaşlar, Beşiktaş Spor Koleji kurulacak. Jimnastik, voleybol, handbol, güreş, boks, yelken, kürek, masa tenisi, tekvando ve diğer tüm olimpik branşlar olimpiyatlara spor hazırlayacak. Bizde olimpiyatlara giden sporcu yok, biliyor musunuz? Basketbol, dün akşam ne oldu? 15 bin kişiyle Fenerbahçe'yi yendik. Bahçeşehir'le birleşiyoruz. Euroleague'e katılacağız. Değerli Beşiktaşlar, bugün dik duranların günüdür. Bugün Beşiktaş değişim istiyor. Biz gönülleri kırarak değil, ötekileştirerek değil, gönülleri kazanarak buraya geldik. Tüm Türkiye'yi dolaştık. Almanya'ya gittik. Yurt dışında temaslarda bulunduk. Şimdi anılarımızı teraziye koyalım. İlk maçımıza nasıl gittik? Formamızı nasıl giydik? Çocuklarımızı ne zaman maçlara götürdük? Bu terazi size ne hissettiriyor? Ona göre karar verin. Bu karar çok önemli karardır. Çocuklar, gençler, anneler, babalar, sizleri gördüm, sizleri dinledim. Sizlerin hedeflerini, hayallerini özümsedim. Sizler büyük ve itibarlı bir Beşiktaş istiyorsunuz. Biz bunları size en kısa zamanda onur duyacağınız bir Beşiktaş'ı anında hissettirmeye başlayacağız. Dünyanın her yerinden gelen, Anadolu'nun göbeğinden gelen tüm arkadaşlarıma, tek tek ismini sayamadığımız tüm derneklerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Derneklerimiz baş tacıdır, bizim şubelerimizdir. Onları kucaklayacağız. Bilete indirgemeyeceğiz dernekleri. Bilete indirgemeyeceğiz. Değerli Beşiktaşlılar, sizler davamız Beşiktaş diyorsanız bu devir kapanacak. Beyaz bir sayfa açılacak. Beşiktaş'ın köprüden önce son çıkışı diyorsanız, 23 yıllık dönem sona erdi diyorsanız söz sizde. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur. Bizim turuncu listemize oy verin. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun. Saygılarımı sunuyorum.